şey etmeyelim. Eksik hayatımızdan eksik etmeyelim. Peki o zaman ben bir soru da sevgili Erol Gürcan'a soracağım izninle. Yatırım Finansman Baş Ekonomist Erol, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk Barış. Çok teşekkürler. Atamalar geldi. Sayın Erkan, Sayın Kavcıoğlu BDDK'ya, Sayın Erkan Merkez Bankası'na beklendiği gibi. Piyasa bunları, bu atamaları acaba nasıl karşılayacak? Kurda o bir önceki günkü tansiyon dün yok gibiydi. Dün hatta biraz akşam saatten hafif aşağı geliyor gibiydi. Borsa yatay kapattı gün içerisindeki satışları görmemize rağmen. Bugün artık haftanın son işlem günü. Hem atamalar hem dünden gelen gündem. Bugün neler konuşuruz, dinleyelim seni. Merkez Bankası Başkanı ataması aslında beklenti gerçekleşti diyebiliriz. Ancak burada BDDK başkanlığına dair bir beklenti, çok somut bir konsensüs yoktu ama önceki başkan Kavcıoğlu'nun BDDK başkanı atanması bir miktar sürpriz teşkil ediyor. Özellikle burada rasyonel politikalara dönüş vurgusu öne çıktığı bir süreçti. Yani heterodoks politika ile aslında Sayın Nebati ile beraber bu politika yürütüldüğü süreçte de birçok Merkez Bankası'nın işaret ettiği makro ihtiyaç tedbirinin alındığı dönemde görevli olan Sayın Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başına atanmış olması dikkat çekici. Bu aslında bir açıdan piyasa tarafında belki regülasyonlar çok hızlı bir şekilde geri alınmayacak mı banka sektörü tarafında, ya da ilerleyen süreçte yine böyle çeşitli regülasyonlar uygulanmaya devam edebilir mi soru işaretlerini bir süre daha barındırabilir gibi gözüküyor. Onun haricinde Merkez Bankası tarafında bundan sonraki süreçte 22 Haziran toplantısı beklenecek mi, ya da daha öncesinde daha erken bir toplantı yapılacak mı? PPK üyelerinde bir değişiklik, yeni atama olacak mı şeklinde bir gündemi takip ediyor olacağız. Bu artık piyasa tarafında aslında şu ana kadar seçimden sonraki süreçte baktığımızda beklenti büyük ölçüde gerçekleşti. Sayın Şimşek'in ataması, Sayın Erkan'ın ataması ile beraber. Bundan sonra artık aksiyonlara odaklanacaktır piyasa. Gelecek aksiyonlara göre oluşan yeni yapının nasıl bir politika seti izleyeceğine dair de elde artık somut veriler görmek isteyecektir. O yüzden aslında ne kadar erken bir iletişim kurulursa ya da erken bir adım atılırsa o kadar olumlu olabilir piyasa açısından. Dün de bazı haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre önümüzdeki hafta Sayın Şimşek'in bankacılık sektörüyle bir toplantı gerçekleştirebileceğine dair beklentiler öne çıktı. Yani ne kadar erken bir şekilde uygulanacak ekonomi programı aktarılırsa, çerçevesi aktarılırsa piyasa açısından belirsizliğin azalması o kadar olumlu algılanacaktır diyebilirim. Bugün özelinde baktığımız zaman da yurt içindeki gündem saat 10'da sanayi üretim verileri açıklanacak. Burada aylık ve yıllık bazda %1'in altında sınırlı da olsa bir yükseliş gerçekleşmesi bekleniyor. Bizim de tahminlerimiz bu doğrultuda. Küresel tarafta bu sabah Çin'den gelen enflasyon verilerini takip ettik. Oldukça zayıf bir görüntüye işaret ediyor. Ve Çin tarafındaki yavaşlama endişelerini aslında artırıcı bir veri olarak yorumlanabilir. Önümüzdeki süreçte çok yüksek ihtimal Çin Merkez Bankası tarafından da zorunlu karşılığı ya da faizleri indirme yönünde destekleyici bir adım gelebilir beklentileri. Güçlenecektir bu veri sonrasında. Onun haricinde bugün küresel gündemde açıklanacak başka bir çok kritik veri akışı yok. Muhtemelen piyasalarda bugün bir miktar daha yeni ekonomi yönetiminde oluşan tabloyu bir miktar daha fiyatlamak isteyecektir. Dün kapanışa doğru bankacılık endeks tarafında bir miktar alımların öne çıktığını görmüştük. O yüzden yine benzer bir hareket gelebilir ama kur tarafındaki hareket sakinleştiği için yine yataya yakın bir hareket görme ihtimalimiz de borsa tarafında söz konusu olabilir. Ya da hafta başından bu yana gözler artışına dikkat alırsak belki bir miktar gün içinde kar satış hareketleri görmemiz de ihtimal dahil olabilir diyerek özetlemiş olayım. Erol, izinle çok kısa sonuna geldik ama şunu sormak isterim. Dün Morgan Stanley raporu vardı. Birçok yabancı yatırım bankasının, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısına dair faiz artış beklentilerini sunduğunu gördük. Tabii önümüzde biraz zaman var. Şimdi yeni bir başkan var, o da hani koltuğa oturacak. Onun yoğurt yiyişini ne dair belki sinyallerini alacağız toplantı öncesinde. Ama senin beklentin nedir? Onu da senden rica edeyim, faiz kararına dair. Aslında bence burada hem yurt içi döviz talebini baskılamak anlamında, yani insanların artık kur tarafı bundan sonra daha dengeli gidecek beklentisi oluşturmak açısından, hem de yabancı yatırımcıya güven vermesi açısından bence 22 Haziran toplantısı belki beklenmeden çok daha önce bir adım atılması da en azından bu konudaki kararlılık anlamında olumlu etki yapabilir ama yapılacak mı yapılmayacak mı göreceğiz. 22 Haziran'daki toplantı beklenecek olursa da
Bence bankacılık sektörü bilançolarını mümkün mertebe zarar vermeyecek ölçüde yapılacak adım ne kadar tek seferde ve doğrudan olursa yine piyasa etkisi o kadar olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada doğrudan politika faizi tarafında yapılacak bir hamle çok daha olumlu etkiler algı açısından da beraberine getirecektir. Ama önceki dönemlerde olduğu gibi sadeleşme dışında faiz koridoru ya da geçti gitti penceresi gibi kalemler üzerinden bir sıkılaşmayı artırıcı tedbirler gelirse bunun etkisi bir miktar daha sınırlı kalabilir. Burada da verilere baktığımızda son durum itibariyle mevduat faizleri 3 ay kadar vade %30'un üzerinde seyrediyor. Toplam TL mevduatlara ilişkin faizler de %25 civarında. Aslında Merkez Bankası piyasanın gerisinde kaldı ve piyasa kendi fiyatlamasını belli bir seviyede yaptı. Bu yüzden Merkez Bankası'nın aslında bir an önce piyasayı yakalaması, hatta piyasanın önüne geçip yönlendirici tarafı geçmesi gerekiyor. Ancak burada yeni oluşan yönetimle beraber oluşturulacak ekonomik programa ilişkin çerçeve neyi işaret edecek ya da banka sektörü bilançoları ne kadar bir faiz artışının daha az hasar yaratarak gerçekleşeceğini işaret edecek. Bunlar tabii ki teknik çalışma sonunda ortaya çıkacaktır ama en azından politika faizinin günün sonunda şu anki dinamiklere baktığımızda %25 civarı, hatta biraz daha üzerinde olması sanki enflasyona mücadele ve dövize talebi baskılama anlamında artı yurt dışı yabancı yatırımcılara verilecek kararlılıkla program uygulanacak mesaj açısından daha anlamlı.